Şiddet kişilerin, grupların, zümrelerin, toplulukların kendi içlerinde ya da karşılarında bulunan kişi, grup, topluluk ya da zümrelere bir şeyleri zor yoluyla yaptırma biçimi ya da yaptırmama biçimi biçimde algılanabilir. Günümüzde şiddetin türleri geçmişe göre boyutlanmış, fazlalaşmış ve dolayısıyla şiddetin araçları da değişmiş durumdadır. Örneğin fiziksel şiddetten dijital şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar bir dizi şiddet günümüzün en çok rastlanan, en favori şiddet biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içerisinde kültürel ve bilgi şiddetini, düşünsel şiddeti de artık katmaya başlıyoruz demek mümkün. Bu şiddet biçimleri ve şiddetin uygulanma hallerinin kendisi yapmak ve yaptırmamak fiili üzerinden kurulduğuna göre bir iktidar içeriyor. İktidar söyleminin bir hegemonya, bir basınç oluşturma ve yönlendirme ilişkisinin, yönetme ve yönlendirme ilişkisinin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Doğal olarak şiddet en fazla ve en çok da iktidar hakikatiyle ilgili, iktidar olabilme, iktidar genişletebilme, iktidarı sürdürebilme ya da büyütebilmekle ilgili olarak başvurulan en önemli argümanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve ne yazık ki bin yıllardır süren iktidar biçimleri ihtiyaçlarına uygun olarak şiddet alanlarını genişlettikleri gibi şiddet araçlarını ve türlerini de büyüterek dünyamızı koca bir şiddet atmosferine, koca bir şiddet aurasına döndürdüler demek pekala mümkün. Şiddet tekeli söylemden de anlaşılacağı üzere egemen olan kimlik, cins, birey, topluluk, ulus, sınıf, hatta belki de küresel güç ve ırk bağlamıyla hangisi güçlüyse güçsüz bulduğu karşıtına ya da yanındakine uyguladığı basınç sistemiyle ilgili, basınç modeliyle ilgili bir olay. Ve aslında şimdiye kadar şiddet egemenlerin tekelinde olan egemenlerin tekelinde olduğu gibi en egemen olanla meşrulaştırılıp yasallaştırılan bir pozisyona da sahip. Örneğin şiddet tekeli devletlere yasal olarak verilmiştir. Şiddeti kullanma tekeli ve şiddetin araçlarını üretme tekeli. Örneğin uluslararası ordulara, uluslararası güçlere de benzer tekeller şiddet tekelini kullanma hakkı, şiddeti tekel olarak kullanma biçimine rastlanabilir. Ama giderek şiddet günümüzde sadece devletler, uluslararası askeri anlamda paktlar üzerinden kurulan ortak askeri bağlamlarda kullanılan bir tekel biçimde yürümüyor ne yazık ki. Günümüzde şiddetler askeri olarak da sadece yürümüyor, konvansiyonel olarak da sadece yürümüyor. Yine devletler ve sistem bağlamı içerisinde hukuksal şiddet dediğimiz bir şiddet biçimiyle artık karşılaşmaya başlıyoruz. Yine uluslararası şirketler bağlamında dijital alanı kontrol edenlerin hükümetlerle ya da gruplarla ya da şirketlerle kurdukları anlaşma ve çıkarları gereği toplumun o araçları kullananlara dönük uyguladıkları bir şiddet, kısıtlanma, yöntem biçme, baskılama, cezalandırma hallerine ait şeylere rastlıyoruz. Ve bir şiddet tekeli, bu şiddet tekeli aslında giderek farklı alanlara da yayılıyor. Bir de şiddetin giderek tekel olmaktan çıktığı, en küçük bireyden, tekil bir bireyin diğer bir birey üzerinde kurmak istediği etkinlik biçiminden tutalım da uluslararası küresel bağlama kadar bir dizi dikey silsile içerisinde yürüyor. Böyle bakınca toplumda şiddetin giderek en alt kategoride, en alt toplum kategorisinde, insan kategorisinde bile tariflenebilir ve kullanılabilmek kolaylığının kendisi karşımıza bir problem olarak çıkıyor. Özellikle sistemlerin demokratik kurallardan ayrıştığı, toplum ve birey olma kimliklerinin çokça zedelendiği, çatışma zamanlarının, savaş zamanlarının, ki şiddetin en kristal, en örgütlü hali olan savaş zamanlarının kendisini açığa çıktığı zamanlarda ya da uluslararası gerilim süreçlerinin yükseldiği vakitlerde ya da iç siyasal kimliklerin, bireysel kimliklerin, dinsel inançsal kimliklerin, etnik kimliklerin karşı karşıya getirilerek hegemonyanın etkinliğin kurulduğu zamanlarda şiddetin giderek aşağıya yatay alta doğru yayılarak devam ettiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Günümüzde Türkiye ve dünya koşullarında değerlendirdiğimizde hem ülkemiz, içinde yaşadığımız ülke hem dünyanın kendisi çok büyük bir şiddet sarmalı içerisinde. Ve bu şiddet sarmalının en küçüğünde görülen şiddetin kendisi
sistemsel olarak merkezin ortaya koymuş olduğu iktidar olma hedefleriyle oldukça ilgili olarak gelişiyor ve dolayısıyla silsile birbirini ne yazık ki, şiddet silsilesi birbirini ne yazık ki güçlendirerek ve birbirleriyle ilişkili olarak devam ediyor. Örneğin Türkiye koşullarını şöyle bir izlediğimizde, son 10 yılını takip ettiğimizde Türkiye'de şiddet oranının çok fazla arttığını görüyoruz. Erkeğin kadına uyguladığı şiddet, kadının çocuğa uyguladığı şiddet, güçlü arkadaşın güçsüz olduğu arkadaş ya da rakip grubu uyguladığı şiddet, aileler arası şiddet, aşiretler arası şiddet, gruplar arası şiddet, güçlü iktidara dayananların, dayanmayanlara dönük şiddeti ya da iktidar olanların tüm toplumu bir gerilim hattı içerisinde tutarak kendi egemenliğini ya da hegemonyasını yayma isteğini ortaya çıkardı şiddet. O kadar silsile geniş ve hayatımız o kadar şiddet öğeleriyle kuşatılmış durumda ki insanlar giderek şiddetin ve gerilimin hayatın olağanı olduğunu bile sanmaya başlıyor. Bakın Türkiye'de bir silahsızlanma derneğinin verisine göre her 4 kişiden birinin silahı var. Bireysel silahlanma son 10 yılda inanılmaz biçimde arttı. Yine bunun için özel veriye bile gerek yok. Örneğin Diyarbakır'a bakacak olsak son 10 yıl içerisinde bireysel silahlanmaya bağlı olarak, bunların önemli kısmının ruhsatsız olduğunu da altını çizmekte fayda var. Bireysel silahlanmaya bağlı olarak ya da bireysel silahlanmanın daha doğrusu mümkün olduğu iklim, politik ve sosyal iklim nedeniyle insanların sorunlarını çok hızlı bir biçimde şiddet araçlarını kullanarak, şiddetin en sert biçimlerini kullanarak sorunlarını çözmeye kalktığına rastlıyoruz. Örneğin daha geçen yıl Diyarbakır'da bir mera kavgası 9 insanın yaşamını yitirmesine, yine ondan birkaç ay önce bir başka yerde yine toprak nedeniyle ortaya çıkmış olan çatışmada 7 insanın hayatını yitirmesine ya da yitirmesine yol açtı ya da pek çok giderek artan kadın cinayetleri, kadın katliamları bu konuda kişisel şiddet bağlamının ve tekelinin egemen olan, kategorik olarak egemen olan grup veya kişilerce etkin biçimde kullanıldığını bize gösteriyor. Eğer Türkiye'de örneğin biz kadına dönük şiddetin %400 arttığını iddia ediyorsak ve verilerimiz de maalesef bu iddiayı doğrular biçimdeyse erkek egemen şiddetin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar kök saldığını ortaya çıkarır. Hakeza çocukların görmüş olduğu şiddet karşısında hem kadın hem erkek meselesinin çocuklar üzerinden kurmuş olduğu hegemonyanın şiddet bağlamlarının değişik biçimlerinin çok yaygınlaştığına tanık oluyoruz. Sokakta akran şiddeti dediğimiz şiddet biçimlerinin inanılmaz güncel ve normal olduğu ve akran şiddetinin giderek ailelerin karşılıklı şiddeti biçiminde olağan biçimde yürüdüğünü görüyoruz. Tüm bunlar Türkiye'de aslında hem insanların yaşanan krizli ortamlarla baş edememesinin ortaya çıkardığı birbiriyle uğraşma, birbirini şiddet zemini içinde, gerilim zemini içinde değerlendirmeyi kolaylaştırıyor. Hem hukuk sisteminin adalet sağlayıcı unsuru konusunda duyulan derin güvensizliğin kendisi giderek yerel sosyal kültürel şiddet biçimlerinin kategorik olarak da yayılarak büyümesine neden oluyor gibi görünüyor. Sorunların, ana sorunların çözümsüzlüğü ve ana sorunların çözümsüzlüğü üzerinden gösterilmiş tüm güvenlikçi yaklaşımlar, tüm cezalandırıcı yaklaşımlar ama adalet sağlamayan taraflı yaklaşımların hepsinin kendisi toplumsal olarak, bireysel olarak şiddet olgusunun giderek olağanlaşmasına neden oluyor. Biraz da aslında şunu da belki demek gerekiyor. Balık baştan kokar misali. Yasayı tanımayan bir iktidar sisteminiz varsa, anayasanın uygulamalarını ya da anayasanın kararlarını reddeden bir yönetici grupla yönetiliyorsanız, kendi yasal düzlemlerini ve dahası kendi bakış açılarını yasal düzleme yedirmeyi ve yasaları sürekli iktidar ihtiyaçlarına göre büken bir siyasal sistemden bahsediyorsanız, sorunları güvenlikçi yöntemlerle çözmeye çalışan bir siyasal sistemden bahsediyorsanız, kendisini itiraz eden, muhalefet edenleri hukuksal ya da fiziksel ya da grupsal farklı şiddetin ortamına sürükleme ya da hedef göstermeyi çok kolaylıkla yapabilen bir iktidar sisteminden bahsediyorsanız, o iktidar sisteminin toplumsal dokusunun en küçük üyesinin, nüvesinin de şiddet dalgasını kendisine göre uygulamasını önleyemezsiniz. Ve Türkiye'de ne yazık ki bu durum oldukça yaygın biçimde yürüyor.
Şiddetin bu denli sistem, bozulan sistem terasına bağlı olarak da yayılması ve aslında sistemin de şiddetten ve gerilimden besleniyor olması talihsizliği ne yazık ki Türkiye ve dünya koşullarında ya da aslında Orta Doğu koşullarında yakın bir tarihte bizi çok da iyi zamanların beklemediğini ve şiddet biçimlerinin çoğalarak, farklılaşarak en küçük birimde aslında en küçük birimde toplumun en küçük biriminde dahi yaygınlaşarak sürme olasılığının henüz kısa zamanda bitmeyeceğini bize söylüyor. Orta Doğu'nun içinde yaşadığı durum, Türkiye'nin içinde yaşadığı duruma bakarsanız şiddetin hayatın olağanı haline gelmiş ve hayatın en reel gerçeği haline gelmiş, en gerçek hali ve reel hayatın bir esası haline gelmiş olan toplumlarda ne yazık ki şiddeti aşmak da çok güç. Üstelik şiddet bir hegemonya kurma aracı, egemenlik kurma aracı olarak hala oldukça işlevli ve işe yaradığını gösteren pek çok örnek açığa çıktıkça başka gruplar, başka bireyler, başka toplumlar, başka bölgeler, bölge güçleri ya da küresel güçler bunları kendilerine örnek alıyorlar. Ve bu örnek alma biçimi şiddeti bir hegemonya olarak geliştirme biçiminde terazi bazen öyle şaşıyor ve iş zemberinden o kadar çıkıyor ki bu doğanın değişik varlıklarına dair şiddetin de normalleşmesi, olağanlaşmasına, yayılmasına ne yazık ki yol açıyor. Örneğin son dönemde hayvanlara dönük şiddetin bu kadar yaygınlaşmış olmasının işte bu güç ilişkisiyle çok ilgisi var. Ama aynı zamanda bu güç ilişkilerinde ezilen kategorilere göre kimlik, kişilik, öz saygı kaybına aslında neden oluyor. Kişilerin kendine dönük kimlik ve öz saygı kaybı ne yazık ki bir gücünün yettiği üzerinden şiddeti ona da uygulayarak bir tür tatmin alanı, o öz saygıyı yitirme alanını kaybetmeye de ne yazık ki yol açıyor. Ve bu kategori giderek günümüzde hayvanlara, ağaçlara kadar bebeklere, yani insan bebeklerden çıktı. Hayvanlara, ağaçlara kadar ne yazık ki ilerliyor. Bizim bu silsileden çıkmamızın en öncelikli koşulu, belki birçoğumuzun aklına şu gelecek, şiddetin hayatın sürdürülebilir olamayacağı, yaşamı aslında sürdürebilir görünse de tükettiği, doğayı, insanı tükettiği ve kötü bir toplumsal ruh hali, kötü bir toplumsal tohum haline, tohumu güçlü bir biçimde beslediği söylenebilir. Bu noktada şiddetle baş etmenin en önemli yolunun şiddete dönük toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak olduğu söylenebilir ama buraya gelmeden önce şiddetin toplum nezdinde azalabilmesi için en büyük görev siyasal iktidarlara düşüyor. Siyasal iktidarların sorunları çözme biçimini şiddet araçlarını kullanarak değil, demokratik araçları, siyasal araçları kullanarak yürütmesine dair güçlü bir politik basıncın olması gerekiyor. Ya da gönüllü bir biçimde iktidarların bundan vazgeçmesi gerekiyor. Şiddetli olgusuyla baş etmenin yolu kuşkusuz bilinç arttırma çalışmaları olabilir. Ama her şeyden önce esas olarak iktidarlarını yayma ve hegemonyayı büyütme heveslerinden vazgeçerek toplumun en küçük dokusunu şiddet zehirlememesi gerekir ve bunu tetikleyecek politikalardan kaçınması, bu konuda ilkesel bir tutum benimsemeleri gerekir. Her şeyden önce yapılması gereken bu. Toplumların şiddeti büyütmeyeceği biçimde şiddetin, sertliğin, toplumsal çatışma biçiminin, bireysel çatışma biçiminin önüne geçebilecek algılar kadar yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyulabilir. Ama en başta yapılması gereken, az önce söylediğim gibi, devletlerin, iktidarların, egemen yapıların egemen olmadığı düşünülen ikinci yapılar karşısındaki pozisyonunu gözden geçirmesiyle ilgili. Eğer bir yerde egemenlik ilişkisi yürüyor ise, egemenlik ilişkisinin olduğu yerlerde çatışmadan, şiddetten kaçınmak oldukça güç. Hele hele egemen olan egemenliğini yaymak, ezilense ezilen olma pozisyonundan çıkmak istiyor ise bu konuda egemenin direnişi şiddetin biçimini de, şiddetin boyutunu da belirleyebilir. Dolayısıyla egemenlik ilişkileri arasındaki o uçurumun kapatılması ve aslında toplumların, bireylerin, insanların, grupların, kimliklerin, inançların birbirleriyle daha eşitlenmiş düzlemlerde bir araya gelebileceği siyasal araçların, sosyal araçların ve zihinsel bilinç biçimlerinin popüler kılınması, harekete geçmesi gerekir. Bütün bunları birlikte düşünmek mümkün.
Tabii ki tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki şiddetin bu kadar yaygın olmasının en temel nedeni iktidarlarını derinleştirme ve genişletmekle ilgili duydukları heves. İkincisi, bunu yapabilmek için sorunların şiddet ya da gerilim yoluyla çözülebilmesine dair duyulan ihtiyaç. Bunların ortadan kalkmasının çok önemli bir yanı var. Üçüncüsü, tüm bu şiddet döngüsünün, sorunları şiddetle halletme döngüsünün de ortaya çıkardığı aslında toplumsal, ekonomik, kültürel ve etik, ahlaki krizlerin kendisinin çapı. Dolayısıyla bu silsile içerisinde iş yine egemen yapıya, egemenlik kurulmuş silsilenin kendisine düşüyor demek mümkün. Ama hiçbir egemen yapı egemenliğini zayıflatacak araçlardan vazgeçmek istemeyeceğine göre ezilen toplulukların, bu birey olur, bu cins olur, bu kimlik, inanç kimliği olur, bu etnik kimlik olur, düşünsel kimlik olur, fark etmez. Ezilen kategorinin gösterebileceği karşı duruşlar da ancak sağlanabilir gibi görünüyor. Ama şiddetten vazgeçmenin yolunun belki de, ya da şiddeti hayatımızda durdurmanın yolunun belki de en önemli payandalarından biri, ezilenlerin egemenler karşısına siyasal araçları da kullanabilecekleri örgütlülük gücünü kullanması olabilir belki.